Hanımlar Woman TV ekranlarının başına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere birazcık squatla karıştırdığım, kalça bölgesini çalıştıracak, ayakta yapabileceğiniz, her an her yerde yapabileceğiniz ve isterseniz ufak da olsa bir ekipman yardımıyla daha efektif hale getirebileceğiniz bir set göstermek istiyorum. Bu seti yapmak için matta... Tam dik, ayaklar omuz genişliğinin biraz dışında açık olacak şekilde ve mümkünse hafif açılı bakıyor ayaklarım. Tam karşıya bakmıyor da böyle. Sumo squat ya da geniş squat denir. Geniş squat için ayaklar pozisyonlanmış bir açıyla yerleştirdim ve buradan squat'a ineceğim. Squat'ta püf noktam hanımlar her zaman omurga diyorum. Omurganın hizalanması ve düz gelmesi benim için çok önemli. Omurga düz geldiğinde bu hareketler daha verimli olacak. Ve squat'a inerken normal squat dansa çünkü burada gövde zaten öne eğilmeye meyilli. Burada gövde en öne eğilmeye meyilli olduğu için ayaklar yanlara az önce anlattığım şekilde pozisyonlanmış bir vaziyette. Yavaşça omurga tam düz aşağı iniyorum ve böyle başladım. 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 omurgam tam dik dikkat edin boynum hep açık ve son kez yaptın geldim buraya şimdi bunu değiştirmek için hafif yana doğru gel yana doğru öndeki bacağı bükerek eğildin ve ufak pulslar yap Burada kalçayı hafif aktifleştirmek için daha efektif bir set olması için pusları yap ve 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve son kez yaptım. Şimdi diğer tarafa kalçayı hafifçe bük, diğer ayak uzun ve 10 ve 9 ve 8 ve 7 ve 6 5 4 3 2 ve son kez. Hanımlar daha efektif ve ekipman yardımıyla bu işi yapmak için ben bantımı bağladım. Kapalı olarak satılan bantlarım da var. Bağlı olan bantımı yavaşça bacaklarıma geçirdim ve üst bacak hizasına getirdim. Hafif araladım burada. Bu hafif aralıyken aşağı in ve burada biraz kal. Burada biraz işin içine farklı kaslar dahil etmek için 10 kere aç. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ve son kez yaptın. Yavaşça kalk. Burada ben hatayı yaptım. Başlamadan önce düzelt burada. Tam bir düzgün hale getir bantı ki indiğinde bükülüp seni rahatsız etmesin. Şimdi bir hareket daha yapacağız. Daha efektif squat için. Bantı açar vaziyette. in ve gel. İki. Gel benimle. Üç. Ve dört. Ve 5 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve son kez yaptım. Yavaşça burada bantı çıkarabilirsin. Şimdi bir tık. Kuadrisepse çok yük bindi. Üst bacak kazına çok yük bindi. Bunun yükünü azaltmak için olduğun yerde sağ ayakla başla. Elini aldın ayağa. Biraz böyle tek ayak üstüne denge için zorlanıyorsan ufakça tutunabilirsin bir yerden. Şurayı ger ki sakinleşsin orası bir. Bekle burada. Ve yavaşça ayak değiştir. Diğer ayağa geçiyorsun. Ve burada gene geldin. Bekle burada. Bravo. Ve öne bir adım al. Matın dışına çıktım. Size tam göstermek için. Burada tam dik baş karşıda puls yapıyorsun. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ve son kez yap ve ayak değiştireceğim. Ayak değiştirmeye gelmeden önce yorgunluk varsa tekrar gelmeye gel. Ve diğer ayağı öne al. Son hareket. Tekrar gel lunge'a ve poz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve son kez yaptın. Hissettin kalçayı, ön bacağı hissettin. Yavaşça bitireceksin bu hareketi. Ufak da olsa germelerini yap soğumadan hiçbir seti bitirme. Hanımlar, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu yorucu seti benimle beraber yaptıysanız harikasınız. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Egzersizle kalın. Hoşça kalın.